Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 24-30 Eylül Koç burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olur diyerek güzel niyetlerle haftaya başlamanız nasip olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış. Oo, iki tane göz bir kere. Özellikle aile konularına gözünü dikmiş iki kişi var bir kere burada. Pazartesi günü nedir bu? Konuştuğunuz bir konunun kararsızlığı, altında kalmışlığı var. Burada sanki bir konuşma yapacaksınız sevgili ya da eşinizle arkadaşlar. Aranızdaki kalben bir türlü çözemediğiniz bir mevzuda eşiniz askıda kalmış çıkıyor. Beklentilerin karşılanmaması ya da sizden beklenti içinde olmasından dolayı önünüzde durmuş. Bazı konularda karışıklık yaratmış. Pazartesi günü hanede bu konuları kafanıza takmış, ne yapsam ne etsem diye düşünüyorsunuz. Sırtınızda küçük bir para yükü var. Aslında bir yola giderek harcanması gereken bir para gibi duruyor ya da birisine bir para vereceksiniz. Burada o yol, o konuyla alakalı bir kişi de sizi yukarıdan izliyor. Verecek misin, vermeyecek misin? Yapacak mıyız, yapmayacak mıyız gibi. Burada güzel bir kalp var. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insanın yanına gitme, onunla yardımlaşma, ona yardım etme. Bu çocuğunuz dahil olabilir, bir aile bireyi ya da yakın bir arkadaş, akraba da olabilir. Onunla bir görüşme ya da konuşmada sanki bir gözünüz açılıyor bir konuda bakın. Bir gözlük görseli var, bir tanesi açık, bir tanesi kapalı. Gözünüzü kapadığınız bir mevzu tekrar önünüze düşecek demek bu aile konularında. Ve burada aslında Salı günü gözünüzü kapadığınız mevzu neyse ona doğru adım atmış, ona doğru yönlenmiş çıkıyorsunuz. Bakın hemen burada bir araba, arabanın üstünde de bir kafa, yalnız bu kafa böyle biraz karartılı bir kafa olarak çıkmış. Şimdi Salı günü aile içerisindeki meseleniz ya da konunuz neyse ayaklarınızı kurtarmaya, o düşünceden çıkmaya çalıştığınızı görüyorum. Yaşanan olaylardan biraz çıkıp uzaklaşma isteği, böyle bir yere gitme, bir yöne yönelme, kendinize kısa bir yolculuk planı yapabilirsiniz. Burada bir adım atmış fakat bir kişiden de çok olur alamamış görünüyorsunuz. Biraz emrivaki bir durum söz konusu olabilir. Ben bunu yapacağım deyip gittiğiniz, hani bir izin alma, bir haber vermeden çok gidiyorum dediğiniz bir yolculuk, kısa bir yolculuğunuz var. Gene aynı şekilde yakın birileriyle konuşma da olabilir ama çarşamba günü geldiğinde bu kafanızın içerisinde sizi rahatsız eden konu neyse sanki böyle önünüze bir şeyleri koymuş, onlara bakıyor olarak çıkıyorsunuz. Bir evrak, belki de bir konu böyle elinizi açmış, eliniz küçülmüş ama bu konunun altında. Kafanız kocaman olmuş, düşünüp çözmeye çalışacağınız görünüyor. Ve çarşamba günü karşınızda sanki böyle bastonlu bir dede görseli var. Aslında yardım beklediğiniz birileri var. Bir şeyi çözmek için sadece benim dememle ya da benim yapmamla olmuyor dediğiniz bir konu gene çarşamba günü önünüze düşmüş. Aslında bu konu bana kalırsa hafta sonundan itibaren hayatınızda olan, biraz ötelediğiniz ama sonucunda benim bu konuyu çözmem lazım dediğiniz bir mevzu ailenizde. Burada bu dede kendinizden yaşça büyük birisinden destek almak anlamına da gelir. Aynı zamanda ilahi olarak da bir konuda önünüze bir ışık tutulacağı görselinde ifade ediyor. Asa zaten bir konuda artık bir başlangıç yapma. Hani böyle bir anda kafamızda bir ışık yanar ya. Ya dur bir dakika, ben bunu böyle yapsam nasıl olur dediğiniz. Öyle bir olay yaşayacaksınız ve burada aslında önünüzde açılan yolla birlikte hafta sonundan itibaren hafta ortasına kadar sizi rahatsız eden, görmezden geldiğiniz konuyu düşünüp çözeceğiniz görünüyor. Bunu çözdükten sonra bedenen ve ruhen çok rahatlamış, karşınızda kim varsa konuştuğunuz, onun sanki içinden geçiyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani o konuyu atıyorsunuz, bir rahatlama var. Ve sanki yönünüz değişiyor. Bir şeylere karar vermiş, daha rahat, daha tutarlı, daha böyle oh be diyeceğiniz bir haftaya aslında çarşambadan sonra giriş yapıyorsunuz diyebilirim. Ve bu mevzuyla birlikte sanki böyle iki askı sizi almış, havada bir yere taşıyor. Yani vereceğiniz karar orada sizi aslında aydınlığa çıkartacak. Kafanızda yanlış şeyler olacak bu arada. Boş fikirler. Acaba doğru mu yaptım, acaba yanlış mı yaptım gibi kaygılı fikirler de olabilir. Fakat özellikle perşembeden sonra bir yöne yönelmiş, ilerliyor. Burada yalnız şu da var, gene parantez içinde hemen belirteyim. Şimdi ilişkiyle alakalı bir mevzuysa sanki böyle biraz mesafe koymuşsunuz. Bir karar vermişsiniz, o konuda mesafelisiniz ve yönünüz belli. Evet, artık ben bunu yapacağım dediğiniz bir mevzuyu ailede hayata geçirmiş görünüyorsunuz. Zaten bu konu neyse hafta sonunda gene aynı şekilde yapmış olduğunuz şeyin karşılığını daha güzel alacaksınız. Karşınızda gene aynı şekilde sevdiğiniz ya da değer verdiğiniz insan sanki gene oturmuş. Yapmanız gereken, konuşmanız gereken konularda
Sizi daha iyi dinleyen, önünüzde biraz eğilmiş, aslında belki de takılmış olduğu konularla alakalı önünüzü açmaya çalışan bir eş ya da sevgiliyle bir hafta sonu geçireceksiniz. Araba yolculuğunuz bu hafta net olarak var arkadaşlar. Bir süredir askıda bıraktığınız bir araba konusu hafta sonuna kadar kesin gideceğiniz bir yer olarak çıkıyor. Ve bu da gayet temizde görsellerde çıkmış. Yalnız gittiğiniz yerde kiminle görüşeceksiniz, kiminle konuşacaksanız orada bir kişiyle alakalı kendinizi biraz tedirgin hissedebilirsiniz. Görmek istemediğiniz birisi de olabilir. Ama sözün özü bu yola gidilecek. Bu yola gittiğiniz zaman da o kişiyle karşılaşacaksınız da yazık ki. Ya da o kişilerle bir araya geleceksiniz. Görselleri de var. Hafta sonu en iyi tabiriyle bir yola gitme, birileriyle görüşme, eş ya da sevgililerle olan olumsuzluğun bayağı bir yoluna girdiği, konuşmaların kısaldığı, keyfin arttığı bir hafta sonu da sizi bekliyor. İş ve para konularında neler var? Şöyle bir bakalım. İş ve para konularında neler var? Şimdi iş ve para konularında bir kere güzel bir haberiniz var. Kafa kafaya verdiğiniz, ortaklaşa almak istediğiniz bir karar pazartesi günü konuşularak çözülecek. Burada bir E harfi görüyorum ve bir kelebek. Aslında bir haberle birlikte, güzel bir haberle birlikte bir süredir çözmeye çalıştığınız, çizgi çekmek, bitirmek istediğiniz bir konuda karşılıklı konuşmalarınız var. Pazartesi ve Salı özellikle bu konuların aktif olduğu, karışıklığı çözüp yoluna koymaya çalıştığınız para ve iş konularınız olacak. Çok basit konular olarak görünüyor. Hiç de sıkıntı yaşamayacağınız. Hatta böyle kemer sıkma görselleriniz de var. Bir konuda belki yapmak istediğiniz harcamadan vazgeçeceğiniz ama bundan da mutluluk duyacağınız görselleri var. Karşılıklı özellikle pazartesi, salı ve çarşamba tüm konuşmalarda rahatlık görselleri var. Kafanızı karıştıran iş ve para konularıyla alakalı bir haber beklentiniz varsa o haber beklentisi için de çarşamba diyebilirim. Şanslısınız. Hızlı gelen bir haberle sanki bir yere adım atmış, bir para mevzusunu çözmeye çalışacak ve çözecek yolunuz da açık olarak görünüyorsunuz. Para mevzuları da zaten çarşamba çok aktif arkadaşlar. Küçük küçük paraları toplamaya çalıştığınız görünüyor. Ve zaten özellikle iki tanesini kafaya taktığınız ve çözeceğiniz görselleri de var. Şimdi perşembeden sonra iş konularını koşturmaya devam edeceksiniz. Yalnız aileden aldığınız ya da aile konularından, bu aile dediğim yalnız siz evliyseniz şayet özellikle anne babadan aldığınız bir haberden dolayı İşinizden çok onlarla alakalı devamlı konuşmalar yapabilirsiniz. Burada daha çok Perşembe gününü aile konuları, aileden gelecek olan soru ve cevapların böyle daha bir yoğun olduğu, işinizin de aslında tıkırda gittiği görsellerde çıkıyor. Önünüze bir kişi durmuş sizden para isteyebilir, sizden fikir isteyebilir. İşinizle alakalı bir bağlantı da isteyebilir aynı şekilde. Bunları sanki böyle düşünüyorsunuz, hop cuma yatıyorsunuz. Şimdi cuma günü geldiği zaman görsellerde sırtınızda iki kişinin yükü var bir kere. Bakın size buradan beklenti içinde olan insanların yüklerini aldınız. O yükleri de çözerek yolunuza devam etmeye çalışacağınız görünüyor cuma günü için. Yalnız cumanız biraz karışık. Burada havada kalmış başka bir para. Karşınızda bir kişi sanki bir ev konusu ya da mal mülk konusuyla alakalı o kişiyle devamlı bir konuşma yapacağınız görselleri var. Burada işinizle alakalı bir kişiyle görüşme yapabilirsiniz ama daha çok ev konuları çıkmış. Mal satmak, mal almak bu konularla alakalı bir kişiyle konuşacağınız. Karşınızdaki kişinin de aslında çok temiz düşüncelerde sizin aklınıza yatacak fikir ve cevaplar vereceği görselleri var. Sanki bu konuyu böyle parça parça bir sürece bölmüşsünüz. O süreci bundan sonra başlatalım artık. Hadi şunu yapacaksak şunu yapalım. Bir bilinmezlikte olan mal konusunda gene parantez içinde de söyleyebiliriz biz bunu. Aktive olacağı, sıkıntı yaptığı, çatısının kararmış görselleri var, kararsızlık durumları var. Bunu aktive edeceğiniz, iyi bir şekilde aktive edeceğiniz, kafanızı da takıyorsunuz anladığım kadarıyla. İyi bir şekilde aktive edeceğiniz görselleri var. Karşınızdaki kişide U ya da N harfi var arkadaşlar. Güzel bir küçük parayla birlikte bir şeyleri başlatacağınızı düşünüyorum. Biraz uzun olacak. Hatta bu konuyu sonrasında aileden bir kişiyle de görüşüyor olarak çıkıyorsunuz kahve falımıza göre. Güzel bir hafta sizi bekliyor bence. Gördüğünüz gibi burada da aslında güzel bir haftaya böyle bir sıkıntınızı bakınız aşağıya 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 doğru hızlıca aktı. Bu iş konularına daha yoğun bir şekilde aslında iş konularıyla alakalı bir hedefiniz doğrultusunda mücadele edeceğiniz bir haftada temiz cevaplar alacağınız, iyi yolda olduğunuz, bazı konuları tıkır tıkır çözeceğiniz bir hafta görselinde çıkıyor. Hafta sonu için bakın burada bir hediyeniz var. Bir hediye alabilirsiniz. Para konusunda, iş konularıyla alakalı güzel bir haber de alabilirsiniz.
Aile içerisinde iki borç kafa kafaya gelmiş. Bunlardan bir tanesi tamamen sizin artık elinizle bir kişiye vermek istediğiniz ya da almak istediğiniz bir para mevzusu. Diğeri aile içerisinde bir kişinin sırtına yük yapmış. O iki konuyu yalnız bir gün içerisinde halledeceksiniz. Sonra da rahatlayacaksınız. Görselleri var. Şurada bir K harfi var. Ama bu K harfi aileye yakın bir akraba da olabilir. Onunla alakalı bir konu ama önemsemiyorsunuz. Yani çok hızlıca çözülecek ya da sizi ilgilendirmeyen bir mevzu bile olabilir. Biraz dışında çıkmış. İlişkiler olarak bakacak olursak ilişkilerde bu hafta özellikle öncelikle para meselelerini halledip sonrasında ilişkinizle alakalı konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Görselleri çıkmış. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bir de iş konularıyla alakalı bir kişiyle bir şey çözmek istiyorsunuz. Yalnız bu işiniz tıkanmış bir süre, konuşa konuşa çözemediğiniz bir konu. Aslında cumartesiye kadar bu konuyu da çözeceğiniz görünüyor. Bu kişide yalnız A harfi var arkadaşlar. Kafanıza taktığınız hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiniz güzel bir hafta sizi bekliyor arkadaşlar. Dediğim gibi sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun. Güzel dediklerim zaten önünüze düşsün, yolunuzu aydınlatsın, güzel bir hafta geçirin. Bu haftalık da Koç burçları bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımlarıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.